Medya Manşet'ten merhaba. Bugün haftanın manşetlerinin hemen ardından gazeteci arkadaşımız Necmettin Salaz ile Güney Kürdistan'da özellikle basına ve gazetecilere dönük baskıları, hemen ardından ise gazeteci arkadaşımız Hicran Urun ile bu kez sınırlar üzerinde yaşananları, ölümleri, sınır ticaretini ve bunun karşısındaki tabloyu konuşacağız. Medya Manşet başlıyor. Evet, Medya Manşet'in ilk sırasında haftanın manşetleri var. Arkadaşlarımız haftanın manşetlerini sizler için derlediler. Yeni Yaşam gazetesinin 23 Ağustos günlü sayısının manşetinde Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi vardı. Gazete Erdoğan'ın açıklamasının piyasalarda olduğu gibi halkta da karşılık bulamadığını yazdı. Bir Gün gazetesi Giresun'da yaşanan sel felaketini 24 Ağustos günü manşetine taşıdı. Gazete haberinde katil doğa değil rantçı zihniyet başlığını kullandı. Sel felaketi 24 Ağustos günü Evrensel gazetesinin de manşetindeydi. Gazete haberinde AKP'li bakanın halkı suçlayan demecini okura, felaketin sorumluluğu da vatandaşa sözleriyle duyurdu. Giresun'daki sel felaketini manşetine taşıyan gazetelerden biri de Yeni Yaşam'dı. 24 Ağustos günlü Yeni Yaşam gazetesinde yaşanan felaketin doğa değil rant felaketi olduğuna dikkat çekti. Yeni Yaşam gazetesinin sür manşetinde ise Hicran Urun'un Ölüm Sınırında Hayat adıyla hazırladığı dizinin ilk bölümü vardı. Urun bu dizide sınırlarda Türk askerlerinin kurşunlarına hedef olan insanların yaşamını masaya yatırıyor. Yeni Özgür Politika gazetesi 24 Ağustos günü KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı manşetinden gördü. Gazete haberinde KDP saldırı hazırlığında başlığını kullandı. Yeni Yaşam gazetesi Karadeniz'deki sel felaketinin yansımalarını 25 Ağustos günü de manşetine taşıdı. Gazete AKP'li yöneticilerin vatandaşı suçlamasını çamur siyaseti başlığıyla gördü. 25 Ağustos günü CPT'nin raporuna ilişkin konuşan avukat Ercan Kanar'ın görüşlerini manşetine taşıyan Yeni Özgür Politika gazetesi Kanar'ın İmralı sistemi yasa dışı sözlerini öne çıkardı. Şehadeti geçtiğimiz hafta KCK tarafından açıklanan Leyla Agri'nin haberi de gazetenin ilk sayfasında Leyla Kasım'dan Leyla Agri'ye özgürlük sevdası başlığıyla görüldü. Bir Gün gazetesi 26 Ağustos günü korona salgını gerekçe edilerek şantiyelerden çıkmaları yasaklanan işçilerin durumunu şantiyede esaret başlığıyla gördü. Yeni Özgür Politika gazetesi 26 Ağustos günlü sayısında tutsaklar öldürülüyor sözleriyle hapishanelerdeki ölümleri manşetten verdi. Gazetenin haberinde hapishanelerdeki durumu yakından takip eden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun inceleme ve görüşleri de vardı. Hasta tutsakların durumu 26 Ağustos günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete haberini "İdam yasada yok, uygulamada var" başlığıyla okura ulaştırdı. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesinin 26 Ağustos günlü sayısında giderek artan koronavirüsü vakalarına dikkat çekildi. Gazete özel yönetime bağlı sağlık komitesinin "sayılar giderek artıyor, kendinizi koruyun" sözlerini öne çıkardı. 27 Ağustos günlü Evrensel gazetesinin manşetinde bir hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan tecavüzcü asker Musa Orhan'a ilişkin haber vardı. Gazete tahliyeye dönük tepkileri "aklama yargıla" sözleriyle gördü. Tecavüzcü asker Musa Orhan'ın serbest bırakılması 27 Ağustos günü Yeni Özgür Politika gazetesinin de manşetindeydi. Gazete tecavüzcünün serbest bırakılmasını "tecavüzü devletçi üstlendiler" başlığıyla gördü. Tecavüzcü asker Musa Orhan'ın serbest bırakılması haberini 27 Ağustos günü gören gazetelerden bir diğeri de Yeni Yaşam gazetesiydi. Gazete haberinde "bana bir şey olmaz" diyen tecavüzcünün devlete güvendiğini ve bunun karşılıksız kalmadığını öne çıkardı. Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesinin 1260. sayısının manşetinde Bizans döneminden kalma tarihi Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi haberi vardı. Gazete bir dönemdir müze olarak kullanılan tarihi Kariye Kilisesi'ndeki mozaiklere gönderme yaparak haberine "Son Fetih Mozaikler" başlığını attı. Haftalık Atılım gazetesinin 441. sayısında Erdoğan'ın özel kuvvetleri gibi hareket eden polisin devlet ve yargı tarafından korunması manşetten görüldü. "Devlet koruyor, hesap soralım" başlığıyla verilen polis şiddetine ilişkin haberde Erdoğan'ın takviye hazır kuvvet polis birimleri kurmasına ilişkin gelişmelerin nedenleri de değerlendiriliyor. 28 Ağustos günü Cumhuriyet gazetesinin manşetinde tabip odaları başkanlarının koronavirüs salgınında gelinen noktaya ilişkin görüşleri vardı. Gazete tabip odaları başkanlarının uyarılarını "yolun sonu karanlık" başlığıyla okuyucuya duyurdu.
Evrensel Gazetesi 28 Ağustos günü sel felaketiyle karşı karşıya kalan Giresun'daki tabloyu, konuyu yıllar önce gündemine alan ve taşkın bölgelerini haritaya döken Devlet Su İşleri'nin raporu üzerinden gördü. Gazete Devlet Su İşleri'nin raporunun göz ardı edildiğini yazdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 28 Ağustos günü Cizir Üçlü Kıskaç'ta başlığıyla Şırnak'ın Cizir ilçesinde devletin gençliği yozlaştırma politikalarını öne çıkardı. Gazete Şırnak ve Cizir'deki korona vakalarının artışına ilişkin HDP Şırnak Milletvekili Nuran Emir'in açıklamalarına da yer verdi. Yeni Yaşam gazetesinin 28 Ağustos günlü sayısının sürmanşetinde son bir yıldır avukatlarıyla görüştürülmeyen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarının yaptığı 100. görüşme başvurusunun da karşılıksız kalmasına yer verildi. Gazete Musa Orhan'ı serbest bırakan mahkemenin gerekçeli kararını ise yargı tecavüze rıza gösterdiği başlığıyla manşetinden verdi. Bir Gün gazetesi 29 Ağustos günü saray rejiminin faaliyetlerini manşetine taşıdı. Tablonun içler acısı olduğunu belirten gazete haberinde ülke yangın yeri başlığını kullandı. Evrensel gazetesinin 29 Ağustos günlü sayısının manşetinde koronavirüs vakalarını açıklayan Sağlık Bakanlığı verilerindeki çelişkilere dikkat çekildi. Ahmet'te sadece bir günde 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten gazete, Sağlık Bakanlığı'nın ise aynı gün için toplam ölüm sayısını 26 olarak açıkladığına dikkat çekti. Gazetenin sürmanşetinde ise renklerden örgüt çıkarmak ironik bir durum sözleriyle Evrensil'in reklam videosundaki sarı, kırmızı ve yeşil renkler gerekçe edilerek Tele 1 televizyonuna ceza verilmesine ilişkin haber yer aldı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 29 Ağustos günlü sayısının manşetinde 67 yaşındaki hasta tutsak Abdülaziz Özdemir'in durumu vardı. Gazete 15 Ağustos atılımında Mahsun Korkmaz'ın milislerinden olan Özdemir'in Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporuna rağmen serbest bırakılmayıp hücreye konulduğunu yazdı. Yeni Yaşam gazetesinin 29 Ağustos günü sayısının manşetinde ölüm orucunun 238. gününde şehadete eren hukukçu Ebru Timtik'in yaşamını yitirmesine ilişkin tepkiler vardı. Hukukçu ve hak savunucularının görüşlerine yer veren gazete haberini "İnsanlığı öldürdüler" başlığıyla okura ulaştırdı. Kürtçe yayınlanan Habun gazetesinin 37. sayısının manşetinde yazar ve eğitimci Ahmet Tigris'e yapılan söyleşi yer aldı. Gazete Tigris'in söyleşide dile getirdiği "egemen dil yok ediyor" sözlerini öne çıkardı. 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek gazetesinin 219. sayısının manşetinde Erdoğan'ın açıklamasına dönük tepkiler "halk gaz değil, adalet ve eşitlik istiyor" sözleriyle okura ulaştırıldı. Evet, özellikle son iki ayda Güney Kürdistan'da basına dönük baskılar giderek arttı. Bugün gündemimizin bir konusu da bu. Gazeteci Necmettin Salaz'la konuşmadan önce konuyla ilgili hazırladığımız kısa bir haber var. O haberi birlikte izleyelim, ardından hemen konuyu konuşmaya başlayacağız. Türk Devleti'nin Haftan'a dönük başlattığı işgal saldırılarıyla eş zamanlı olarak Güney Kürdistan'da basın üzerindeki baskılar da arttı. Birçok gazeteci özellikle Kürdistan Demokrat Partisi'nin etkin olduğu Behtinan bölgesinde gözaltına alınırken NRT televizyonunun bu bölgedeki ofisleri de kapatıldı. Hatırlandığı gibi Haftan'a dönük işgal saldırılarının başlamasının ardından 19 Haziran'da Duhok'a bağlı Şeladize kasabasının Sida köyü Türk savaş uçakları tarafından bombalanmış, bombalamada 5 sivil yaşamını yitirmişti. Bombardımandan sonra bölgeye giderek haber takibi yapan gazeteci Kahraman Şükrü, KDP asayişi tarafından gözaltına alındı. Uzun zaman avukatıyla görüştürülmeyen ve nerede bulunduğu gizli tutulan Kahraman Şükrü ardından tutuklanarak hapse konuldu. Şükrü'nün tutuklanmasının ardından gözaltılar arttı. Son iki ayda Duhok bölgesinde kent merkezi de dahil olmak üzere Şeladize, Amediye, Akre ve Zaho'da yoğun gözaltılar yaşanıyor. Gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin yanı sıra farklı partilere üye olan sivil aktivistler de var. Rojnevs'in bölgeden geçtiği haberlere göre son iki ay içerisinde 40'ın üstünde sivil aktivist gazeteci gözaltına alındı. Birçok gazeteci ve aktivist gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılmaksızın aylarca hapishanede tutuluyor. Öte yandan 19 Ağustos'ta Zaho'daki eylemleri takip ettiği sırada KDP asayişi tarafından gözaltına alınan gazeteci Ahmet Zahoyi'nin gözaltında tutulduğu merkezde açlık grevine başladığı belirtildi. Ayrıca KDP güçlerince gözaltına alınan ve 4 gün aradan sonra gözaltındayken hastaneye kaldırılan gazeteci Faruk Ömer'in durumunun kötü olduğu da ifade edildi. Umar'ın kardeşi gözaltındayken susuz bırakılan ağabeyinin uygulanan şiddet nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdiği ve konuşma yetisini yitirdiğini söyledi. Güney Kürdistan'da baskıları ele alacağız dedik. Son iki ayda
40'ı aşkın gazeteci ve aktivist gözaltına aldı. Bir kısmı da tutuklandı. Konuyu gazeteci Necmettin Salaz'la konuşacağız. Sayın Salaz, yayınımızdasınız. Hoş geldiniz diyeyim önce. Ve hemen ilk soruyla da başlayayım. Son iki ayda tekrar yeniden bu kadar fazla gazetecilere ve basına dönük baskıların Güney Kürdistan'da bir bütün olarak gündeme gelmesini neye bağlamak lazım? Bir, ikincisi Bahtinan bölgesindekiler öne çıkıyor ama Soran bölgesinde Yeneken'in etkin olduğu bölgelerde de benzer durumların olduğuna dair bilgiler geliyor. Ne dersiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili hocam. Sağ olun. Şimdi burada gazetecilik yapmak için hem içerinin hem de dışarının koşullarına göre hareket etmek gerekiyor. Yani üçlü bir cendere altındadır bölgede gazeteciler. Şimdi İran'a dair bir şey yazacaksanız bunu yayınlatmazlar, hatta kızarlar. Türkiye'ye dair bir şey yazacaksanız bu çok tehlikeli, çünkü Türkiye'nin çok iyi dostları var burada, iktidardalar. Onlar size kızar, başınıza ne geleceği belli olmaz. Bir de şeye karşı da, hükümeti de eleştirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bir üçlü şey altındadır burada gazetecilik. Hı hı. Kuşkusuz bağımsız gazeteciler var. Onlar kendi çizgilerinden hiçbir biçimde taviz vermezler. Gerektiği gibi yazar çizerler ya da konuşurlar ama yereldeki gazetecilerin ne yazık ki böyle bir açmazı var. Mesela İran burada rahatça insan öldürebilir. Türkiye rahatça insan öldürebilir. MİT alır götürür, öldürür, işkence eder. Bunlar oraya sıra gelmeden işte yerel iktidar da yazdığınıza kızarsa sizi bir biçimde cezalandırır. Bakın buranın çok önemli bir gazetesiydi. Havlati gazetesi. Bağımsız bir gazeteydi. Siyasi anlamda kuşkusuz herkesin bir siyasi çizgisi vardır. Ama habercilikte mesela objektif yayın yapan bir gazeteydi. Bu buranın en önemli gazetecisi, Havlati'nin en önemli gazetecisi Kava Germiyani çocuklarının karısının yanında öldürüldü. Çünkü muhalif yazılar yazıyordu. Sert çıkıyordu. Olması gerektiği gibi, bir gazetecinin durması gerektiği gibi duruyordu. Öldürüldü ve fail yok. Yani istediğiniz kadar görgü tanığı da olsa fail bulunamayabiliyor. Bunun yanı sıra Rojnev's çalışanı Vedat Hüseyin defalarca gözaltına alındı, işkence gördü ve sonra öldürüldü bu arkadaşımız, şehit edildi. Yani bir Rojnev's çalışanını çok rahatça öldürdüler. Peki şey, fail var mı? Fail yoktur, niye olsun ki yani, öldürmek lazım. Güney Kürdistan gazetecileri haklarını arama merkezi, kısa adı Kürtçe Metro. Bu Metro bu tür konularda bir dönem dönem bültenler yayınlar. Bu bültenlerde 2017'ye kadar bir tanesini okudum. Dün siz programa davet edince biraz okudum bir şeyler. 2017'ye kadar 4203 hak ihlali. Bu sadece diyor. Basın boyutunda mı 4203 genel, hak ihlali? Genel. Genel anlamda ama şeyin olduğu, hak ihlalinin olduğu yerde şey var. Gazeteci var ve gazeteci fena halde nasibini alıyor. Çok ciddi şiddet görüyorlar. Ciddi biçimde şiddet görüyorlar. Ciddi biçimde gözaltında işkence görüyorlar. Aynen Türkiye'de yapılanlar, aynen Şili'de, Kolombiya'da yapılanların bir benzerini burada görüyoruz. Hı-hı. Şeyde dediniz ya, son aylarda arttı. Bir azalma, artma şey yok. Bir eylemlilik, bir şey ortaya çıktığında, bir durum ortaya çıktığında gazeteci her zaman hedeftir. Sadece Kerkük'te 4 tane gazetecinin öldürüldüğüne dair bilgi. Sadece Kerkük. 2005'ten itibaren burada gazeteciler üzerinde çok ciddi bir baskı, basınç var.
son olaylardan bahset. Mesela bu son hadiselerde şeyin, NRT televizyonu ciddi hedef oldu. NRT, NRT diyoruz. Niye hedef oldu? Çünkü yapılanları çekip yayınlıyor gazete, televizyon. Muhabirleri halkla röportaj yapıp şey yapıyorlardı, yayınlıyorlardı. Bu gazete mesela Duhok'ta ZAPO'daki şubeleri, büroları hemen kapatıldı. Ciddi şiddet gördüler. Orada Zapoy diye bir Ahmet Zapoy miydi? Evet, adını tam hatırlamıyorum. Tanıştığım bir insan değil çünkü. Kusura bakmasın. Ciddi işkence gördü. Darp edildi, alındı. Şimdi bakarken meseleye böyle tek tek bireylerden ziyade şey gibi değerlendiriyoruz sevgili hocam. Dar bir feodal alanda yaşıyoruz. Mesela milletvekillerinin çoğu aynı zamanda birçoğu diyelim. Aynı zamanda feodal kökenlidir. Bir aşiret mensubudur. Ya da silahlı güçleri var diyelim. Bunlarla ilgili bir şey yazdığınızda, çizdiğinizde siz kendinizi hedef durumuna getiriyorsunuz. Gerek bireysel hedef oluyorsunuz. Evet. Yani bir bireyin ama şeyde gücü olan. Şöyle de gücü, bir şey var araya girip sormak istiyorum. Çünkü buyurun. Güney Kürdistan'ı ben de takip ettiğimde uzun zaman tartışıldığını, hatta yasalaştı mı yasalaşmadığını tam bilmiyorum ama gazetecilere ve basına adeta dokunulmazlık öngören bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Ama şimdi öyle bir şey ki gözaltına alınanların nerede tutulduğu bilinmiyor. Aylarca içeride kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmadan bırakıyorlar. Sizin biraz önce dediğiniz gibi işte o özellikle bölgedeki güçlü feodal unsurların hedefi oluyorlar ve o hedef olmalarına rağmen bunu yapan bilindiği halde hiçbir uygulamaya tabi tutulmuyor yargı tarafından. Herhalde oradaki yargısal durumla da yakından ilgili bir şey var. Parlamentonun etkin olmaması, her bölgede partilerin etkin olması da mı bu sonuca yol açıyor? Rejiye bir biçimde şey yapmış olayım, bir uyarıda bulmuş olayım. Ama sadece, Fahim Hocam, sadece sizin sesiniz dışarıya çok kısık geliyor. Sadece bana mı, genel mi, ona bir reji bir bakarsa iyi olur. Sorunuzu yanıtlayayım. Peki. Şimdi hocam, burada hukuk kişiye göre işliyor. Yani anayasada, destur diyoruz burada anayasaya. Hı. Desturda yazılı olan herhangi bir şey her zaman geçerli değil. Herkes için geçerli değil. Mesela meclis başkanı ne anlama geliyor? Bir ülkenin yasalarının çıktığı alanın şeyi değil midir? Meclis başkanı. Evet. O yasaların yapıldığı yerde ki en üst düzey insandır. Burada meclis başkanı aylarca evlere sokulmadı. Şimdi burada yasa arayabilir misiniz? Yani şeyi budur. Söyleyin adını. Yasa kağıt üzerindedir. Birçok kapitalist ülkede, birçok İşte baskının olduğu ülkede olduğu gibi ne yazık ki Kürdistan'da da, Güney Kürdistan'da da şey yasa canı, canla birilerinin canı istediği zaman şeye konan, yürürlüğe konan bir başlıktır. Gazetecilerle ilgili ne çıkarsa çıksın, eğer siz gidip hükümet aleyhine yapılan bir gösteriyi çekip yayınlamayı düşünürseniz onu size yasak ediyor. Öldürüyorlar ya. İşte Rojnips muhabirini öldürdüler. İşte Kava Germiyan'ı öldürdüler. İşte ben de notlarını almıştım. Zübeyir Bradosti aylarca hapis yattı. İşkenceler gördü. Sizin söylediğiniz Çeladize'de haber yapan kahraman Şükrü şu an gözaltında tutuklu. Yani bir gazete haberi yapan olayları işte alıp abartısız yayınlatan bir insan rahatlıkla alındı, darp ediliyor ve şeye konuyor. Yani yıllar önce Saddam'ın yaptığına bugün gazeteciler burada Kürt iktidarının şeyi olarak da,
muhatabı olarak da ne yazık ki karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki konuyla ilgili farklı siyasal partilerden ya da gazetecilik meslek örgütlerinden ya da uluslararası kurumların yayınladığı raporlardan yana bir baskı oluşmuyor mu? Ya da toplumsal anlamda gelişen tepkiler iktidar üzerinde, hükümet üzerinde, siyasal partiler üzerinde bir etki oluşturmuyor mu? Bu konuyla ilgili ne söylenebilir? Halk bağırıp çağırıyor. Halk şeyde duruyor. Bu tür işlerin karşısında duruyor ama durduğuyla kalıyor. Şeylere bazen konu oluyor. Uluslararası işte basınla ilgili yapılanlar uluslararası alanda haber olabiliyor. Ama haber olmakla kalıyor. Pratikte bir şey yok. Pratikte bir şey yok. Ben size bir şey örnek vereyim kendimle ilgili. Hı hı. Mesela ben bir televizyon programı yapıyordum. Türkiye bunu durdurdu. Türkiye durdurdu. Türkiye. Yani müdahil, İran müdahil, Türkiye müdahil, hükümet müdahil. 4-5 başlıkta şeysiniz. Benim programım burada şeydi. Kürtsat'ta yapıyordum. Yekitinin üzerine çok ciddi basınç yapmaya başladı Türkiye. Uçakları durdurdu, tehditler etti, bombalama tehdidi yaptı, bilmem ne yaptı. Oturdular benimle konuştular ve programı durdurdu. Yani gerekçelerinden birisi, Türkiye'nin gerekçelerinden birisi o programdı. Buna bile tahammül yok yani. Ne içeride ne dışarıda sana rahatlıkla durdur kardeşim diyebiliyorlar. Peki şu anda basının oradaki tablosuna ilişkin özellikle muhalif kesimin bu baskılar altında yaşayan basının ya da gazetecilerin tutumuna ilişkin ne demek mümkün? Yani giderek zayıflayıp halka sesini duyuramaz durumdalar mı? Yoksa farklı bir tablo mu var? En nihayetinde oradan her halükarda gelen haberler de var ama o haberler boyutuyla özellikle nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi ben buradaki gazetecileri ve aydınları da ikiye ayırıyorum. Yani yerelden bahsediyorum. Biz burada şeyiz yani farklı bir pozisyondayız, konumdayız biliyorsunuz zaten. Yereldeki gazeteciler ikiye ayrılıyor. Bir kısmı muhaliftir. Gerçekten muhaliftir ve her şeyi göze alıyor. Bir kısmı da siyasi yapıların şeyindedir, kontrolündedir. Mesela HDP'nin gazetecileri, televizyoncuları var. Onlar kendi dışı mesela sabahtan akşama kadar şey gibi A Haber gibi yayın yapan televizyonlar var. Türkiye'yi yere göğe, Erdoğan'ı yere göğe sığdıramayan yayın yapan şeyde yani Brados'ta, Çaladize'de, bombaların altında habercilik yapan insanlar var. Muhalif gazeteciler de var. Yani bedelini ödemeye razıdır bu insan. Açık adını koymakta da fayda var. Yani Özgürlük Hareketi'nin kurum ve kuruluşunda çalışan gazeteciler ne pahasına olursa olsun şeylerinden aviz vermiyorlar. Gerek Türkiye'ye, gerek İran'a, gerek dışarıya, gerek Amerika'ya, gerek hükümete karşı her türlü ne istiyorlarsa yazıp ediyorlar. Peki. Ama suskun kalan bir gazeteci grubu da yoktur diyemeyiz Sayın Hocam. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Oradaki tabloyu bize aktardınız. Biz de takipçisi olacağız. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yap. Evet, sırada bir diğer haberimiz daha olacak. Özellikle sınırlar üzerine. Bu konuyu gündeme aldık. Hicran Urun arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız gidip o bölgede bizzat o tabloyu yaşayanlarla, göçmenlerle, kolberlerle ya da işte sınırda çobanlık yapanlarla konuşmuş. Onların aileleriyle konuşmuş. Önce bir kısa haberimiz var. Ardından hemen Hicran Urun ile konuşacağız. Sınırlar özellikle Kürdistan parçaları arasında en önemli ticaret merkezlerinden biri. İran Kürtlerini kolber olarak adlandırdığı insanlar yaz kış demeden sınırlar arasında yük taşıyarak geçimini sağlıyor. Roboski'de Türk Devleti'nin savaş uçaklarıyla vurduğu insanlar da sınırlardan yük götürüp yük getiren, sınır ticareti yapan insanlardı. Sınırlar aynı zamanda mültecilerin de geçiş noktaları.
Bulundukları ülkelerde Kürtler, Farslar, Araplar baskılardan bunalıp yeni bir umuda yelken açmak istediklerinde kendilerini hep Kürdistan'ı dörde ayıran sınırlara vurdular. Sınırlar devletler için iktidar alanlarını sembolize ettiği kadar sınır insanları için de kopuşu, özlemi, çoğu zaman da ölümü sembolize eder. Özellikle Kürdistan'ı dörde ayıran sınırlar, cezasızlık politikaları nedeniyle 33 kurşundan Roboski'ye dinmeyen ve her gün yenilenen nice acıyı da içinde barındırır. Bu sınırlarda Kürtler başta olmak üzere insanların kaderine egemen devletlerin öldürme meşruluğu yazılmıştır. Verimli otlaklarıyla çobanların da uğrak yeridir sınırlar. Onlar da birçok kez kurşunlara hedef olup katledilmiştir. Kürtlerin hiçbir zaman meşru görmediği sınırlarda 90'larla birlikte köy boşaltmaları da başladı. 2015'ten bu yana yeniden şiddete esas alan Türk Devleti bugünlerde yine aynı uygulamalara başlamış. Bir taraftan halkın tek geçim kaynağı olan sınır ticaretini engellemek için bu sınırları mesken tutan insanlara her türlü baskıyı kuruyor, bir yandan da yasak bölge ilan ettiği alanlarda hayvanlarını otlatan çobanları öldürüyor. Her ölümde faili meçhul kalıyor. Daha sınırlarda insan katlettiği için yargılanan, cezalandırılan tek devlet görevlisi yoktur. Hasbelkader yargılamak zorunda kalınan 33 Kürt köylüsünün katili General Muğlalı gibilerinin de adı sonradan insan katlettiği bölgedeki kuşlulara verilerek asıl tutumunu gösterir. Evet, konuyla ilgili kısa haberimizi izledik. Bu çalışmayı yapan arkadaşımız Yeni Yaşam editörü gazeteci Hicran Urun Skype'ye attığımızda. Sayın Urun, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Doğrusu çalışmanızı baştan sona okudum. Önce onunla ilgili sizi bir meslektaşınız olarak tebrik edeyim. İyi bir çalışmaydı. Aynı zamanda pek bilinmeyen, özellikle Türkiye'nin geniş bir kesiminin kaçakçı diye adlandırıp bir şekliyle ölümünü bile meşru gördüğü insanları ya da sınırlarda yaşamını yitirenlerin aileleriyle, yakınlarıyla konuşmuşsunuz. Oradan izlenimlerinizi alarak başlayayım. Tablo ne? Özellikle son 3-4 yılda oralarda ölüm oranları da giderek artmaya başladı. O tabloya ilişkin izlenimleriniz, gözlemleriniz ne? Oradan başlayalım isterim. Tabii ama sizin sesiniz bana çok az geliyor. Benim sesim iyi mi şu anda? Sizin sesiniz iyi. Ben de sesimi duyurmaya çalışıyorum ama arkadaşlar rejiden belki biraz daha yükseltirlerse size gelen sesi. Soruyu anlamadıysanız bir daha tekrar edeyim isterseniz. Tamam, anladım. Peki. Aslında şöyle, şimdi sınırda gördüklerimiz iki farklı politika olduğunu anlatıyor bize. Bir oradaki Kürt köylülerine yönelik bir politika var. Bir de ayrıyetten mültecilere yönelik bir politika var. İsterseniz öncelikle çobanlardan başlayayım ya da Kürdistan'daki sınır bölgede bulunan köylerle ilgili çok ciddi bir şu anda köy boşaltma politikası olduğunu gördüm ben. Yani insanlar tırnak içerisinde açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyorlar ve bütün geçim kaynakları, bütün geçim imkanları ellerinden alınarak insanlara hani köyü terk et demenin bir yolu gösteriliyor. Fakat şöyle bir şey var, hani bu mesela konuştuğumuz gençler de özellikle şunu belirtiyorlar. Bir takım köyler gençler köylüleri terk etmek zorunda kalmış fakat metropollerde de ırkçılıkla karşılaştıklarını söylüyorlar. Yani iki derede bir derede yaşam alanı bırakılmayan insanlar. Köyde hiçbir şekilde geçimlerini sağlayamıyorlar, metropollere gittiklerinde ırkçılıkla karşılaşıyorlar. Ölüm, açlık ve ırkçılık kıskacında sıkıştırılmış insanlar ve çok çaresiz bir yani anlatımlardan, gençlerden ya da bu yolla geçimini sağlayan insanlardan duyduğumuz şey bu. Yani bu ilk değil, çok uzun süredir var fakat hiçbir şekilde sesimizi duyan ya da buna bir çare bulan hiç kimse yok. Yani bir anlamda terk edilmiş hissediyor insanlar kendilerini. Böyle bir durum var. Duyduklarımız çok, yani anlatılanlar çok gerçekten trajik ve hakikaten bu sınırlarda yaşanan şeyler, bu sınırlarda o insanların maruz kaldığı şeyler çok büyük bir faşizm. Yani insanlar ölüyorlar, bunun ötesi yok. Yani aç kalmamak için de ölümü göze alıyorlar. Ve çok büyük trajediler. Geniş bir kesimi sonuçta dağlık alanlara da denk geliyor. O bölgede hayvancılık geçmişte yaygındı.
Bunu gözleyebildiniz mi? Yani hayvancılığın ortadan kalkması, diğer taraftan insanların önemli bir bölümünün sınır ticaretine yönelmesi de gözleniyor ama diğer taraftan dediğiniz ciddi engeller de var. Özellikle devletin bölgeyi boşaltmaya dönük özel çabaları da var. Yani insanların yaşamını yürüttüğü diğer kaynaklara ne oldu? Sınır ticareti ve hayvancılık boyutunda da soruyorum. Evet, zaten sınır köylerinin büyük bir çoğunluğu geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Bir kısmı da tarımla uğraşıyor. Fakat şöyle bir şey var. Tarımla uğraşanlar da kendi tarlalarına gidebilmek için karakollardan izin almak zorunda. Karakollardan izin verilse dahi bu tarlaların birçoğu karakola sınır olduğu için yine yaklaştırmıyorlar. Yani insanlar hayvanlarını besleyebilmek için bile gidip dışarıdan ot almak zorunda kalıyorlar. Kendi tarlası olduğu halde. Tarım bu şekilde bitirilmiş durumda. Hayvancılık da aynı şekilde çobanlar yine çıktıkları zaman otluğa dolayısıyla köy sınır ve karakola sınır yaklaştığınız zaman vuruluyorsunuz. Ayrıca şöyle mesela anlatımlarda şöyle bir şey var. Bu sadece o insanlar sınıra yaklaşıyor diye yapılan bir şey değil. Ya da sınır karakoluna yaklaşıyor diye yapılan bir şey değil. Tamamıyla köyleri boşaltmak için. Yani köydeki çobanları toplayıp işte birbirinizi dövün yoksa ben sizi döverim uygulaması bu insanları oradan kaçırmaya yönelik bir uygulama. Yani bu insanların hiçbir şekilde o köyde barınmasına, geçimlerini sağlamasına ya da hayatlarını idame ettirmelerine hiçbir şekilde izin yok. Yani baskı var, geçim kaynaklarını ellerinden almak var. Bir de böyle bir hani durduk yere uygulanan, tırnak içerisinde söyleyeyim, şiddet var. Kısaca yani, çoban ölümlerine dönük de sizin yazı dizinizde de okuyabildik. Okuyamayanlar da olmuştur belki. Birçok öldürülen çobanın ailesiyle, yakınlarıyla da konuştunuz. Yanıt vermeyenler de oldu. Kendi gerekçeleri var. O çoban ölümlerine dönük son aylarda giderek bir artış da söz konusu. Özellikle Van bölgesinde. Bu nasıl izah edilebilir? Yani aynı zamanda sizin dediğinizden çıkan da şu, oraya gidenler aynı zamanda izinli gidenler. Yani devlet kimin nereye gittiğini biliyor ama rahatlıkla da öldürebiliyor. Böyle bir tablo mu var? Evet, aynen böyle bir tablo var. Yani şöyle bir şey de anlattılar köylüler bize. Aslında çok çarpıcı. Sadece köylüler değil, kolberler, işte mülteci kaçaklılar, hepsinin ortak söylediği şey şu. Bu son 1-2 yıldır çok daha fazla bu yapılıyor. Yani geçmişte de biliyoruz. İşte 33 kurşundan Roboski'ye kadar sınır ticareti yapanların her zaman devletin hedefinde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçli bir politika. Ama bu politikanın son 2 yıldır özellikle çok daha fazla arttığını söylüyorlar bize. Yani mesela zaman zaman o insanları kaçırmak için işte ateş etme, yaralama. Gençlerden bir tanesi şunu ifade etti bize. Daha önce bizi ayağımızdan vuruyorlardı, kolumuzdan vurup yaralıyorlardı. Köyde bu türlü birçok sakat insan var. Ama bu sene direkt kafamıza sıkıyorlar. Yani öldürme kastıyla bu yıl bunları yapıyorlar. Ve bu şunu gösteriyor. Cezasızlık da bunda bir etki mi? Tabii ki cezasızlık bunda çok büyük etki. Yani Van Borosu'yla görüştüğümüzde bununla ilgili Emrah Görür olayını bize örnek göstermişti. Yani Emrah Görür'ü vuran kolluk gücü bunu vurduğunu direkt itiraf ediyor. Yani bunu söylüyor, ben vurdum diyor. Fakat buna rağmen aldığı tek ceza yurt dışı çıkış yasağı. Yani bu meseleyle ilgili bir cezasızlık politikası var ve sınırda görevli kolluk güçleri bunu çok iyi biliyorlar. Bundan güç alarak bunu yapıyorlar. En son yine Yukarı Çili Köyü'nde, Çaldıran'ın Yukarı Çili Köyü'nde öldürülen 5 çocuk babası İbrahim Baykara ile ilgili valilik açıklamasında Baykara'nın İran tarafından vurulduğunu söylemişti. İran askerleri tarafından vurulmuştu. Evet. Yani böyle anlattı, ifade etti. Fakat ailenin anlatımlarına göre İran askerinin vurması imkansız çünkü köyün çok içerisinde bir yer. Ve o askerler vurduğu zaman köyün içerisine gelmesi olması gerekiyor. Böyle bir durumda da uluslararası hukuka göre siz Türkiye olarak İran askerlerinin sınırınıza girmesi için bir nota vermeniz gerekiyor. Ya da yani İran devleti sizin vatandaşınızı vurdu. Bununla ilgili bir açıklamanız yok mu? Evet. Yani bu tarz şeyler var. Her iki devletin de hedefinde orada yaşayan insanlar, İran askerlerinin de hedefinde, Türk askerlerinin de hedefinde ve yaşadıklarıyla ilgili çok yalnızlar. Çok ciddi bir cezasızlık politikası var. Peki. Bütün bunlar o sınır köylerini tamamıyla
boşaltmayı hedefleyen şeyler. Peki, bunların yanı sıra... Son kısa bir soru soracağım. Zamanımız da daralıyor. Siz de özellikle sormak istiyorum. Kolber dediğimiz, belki izleyicilerimiz bilmiyor. Sınır ticareti yapanların Kürtçe, özellikle İran Kürtlerinin, Doğu Kürtlerinin kullandığı bir kavram. Siz kolberlerle de görüştünüz o sırada, o köyleri gezdiğinizde. Onlar özellikle ne anlatıyorlar? Çünkü kolberlik bir anlamda geçmişten bu yana resmi sınır ticareti gibi de işliyordu. Yani pek bilinmeyen bir şey değildi ve önemli bir gelir kaynağıydı. Evet, kolberler de çok benzer şeyleri söyledi. Ama yani sınırın her iki tarafı, fakat yaşanılan şeyler çok aynı. Yani bu sınır ticareti yapan insanların, kolberlerin de olsun ya da bu sınırın bu tarafında yaşayan Kürtlerin de olsun, her ikisinin de yapma nedeni geçim sıkıntısı. Çok ciddi bir yoksulluk söz konusu. Sınırın her iki tarafında yaşayan Kürtler içinde. Evet. Ve yaşamları pahasına bu işi yapıyorlar. Aynı şekilde onlar da İran ve Türk askerlerin hedefindeler. Fakat sınırın diğer tarafında kolberlerle ilgili şöyle bir durum da söz konusu. Yani biz hasbelkader sınırın bu tarafındakilerle bir şekilde haberdar olabiliyoruz. Fakat Türk askerlerinin ya da İran askerlerinin öldürüp sınırın bu tarafında öldürüp diğer tarafına attığı kolberler var. Bunları hiç kimse bilmiyor mesela. Çünkü sınırın diğer tarafında ve bu ölümlerden bir haber hissediyoruz. Evet. Yani bu şekilde öldürülen çok insan var. Her ay ortalama bir Roboski yaşanıyor diyebilirim sınırda. Maalesef çok ağır bir tablo. Uzun zamanda cenazeleri bulunmayan kolberler de var. Ben emek ve katkınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sırada sizler için derlediğimiz köşe yazılarımız var. İlk köşe yazımız Gazete Duvar'dan Hakkı Özdal yazmış. Bir otoportre, pardon, ilk köşe yazımız Ender İmre'nin köşe yazısı. Ben şaşırdım, olabiliyor bazen bu tür şeyler. İlk köşe yazımız Ender İmre'nin yazısı, Evrensel'den. Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Ebru Timtik ile ilgili yazmış, Aytaç Ünsal'la ilgili yazmış ve diğer taraftan cezalandırılmayan tecavüzcülerle ilgili görüşlerini paylaşmış. Birlikte bakalım. Katiller elini kolunu sallayarak gezerken yaşatalım diyenler, hak, hukuk, adalet diye haykıranlar hedef oluyor, hapse atılıyor, ölüyor, öldürülüyor. İpek Er'e karşı cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle kamuoyu tepkisi üzerine tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklama kararına yapılan itirazın ardından tahliye edilmesini tartıştığımız şu günlerde genç bir hukukçu olan Ebru Timtik adil yargılanma hakkı için hayatından oldu. Örgütsüzlük ölümleri çoğaltıyor. İktidar zulmünü artırarak ömrünü uzatmanın hesabını yapıyor. Türkiye öyle bir yere geldi ki 238 gün boyunca adil yargılama diyen hukukçular can veriyor. Aylar boyunca adil yargılanma hakkı dedi Ebru Timtik. Ancak ne duyan oldu, ne kale alan. Ne Adalet Bakanı ne Sağlık Bakanı duydu hukukçu Ebru'nun sesini. Ne saray, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne Yargıtay. Ebru'nun katili kim sorusunun yanıtı ortadadır. Katilleri, tecavüzcüleri salıveren yargı Ebru'yu ölüme mahkum etti. Oysa ilk celsede tahliye edilmişlerdi Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatları. Ancak yüksek yerlerden yapılan müdahaleyle yeniden hukuksuzca tutuklanmışlardı. Aytaç Ünsal da bu taleple açlık grevine başlayan ve ölüm orucuna çeviren avukatlardan. Aytaç'ın durumu da kritik. Tahliye edilmemesi ve adil yargılanma hakkı kabul edilmemesi halinde ne yazık ki olacakları kestirmek zor değil. Grup yorum üyeleri Helin Börek, İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak da hak, hukuk, adalet diyerek son nefeslerini verdiler. İktidar muhaliflerin sesini duymuyor, onlara ölümü reva görüyor. Ebru Timtik de göz göre göre öldürüldü. Oysa avukatların tek istekleri adil yargılanmak. Sanatçılar özgürce konser verebilmek istiyordu. Avukatların ve sanatçıların sesini duymayanlar katilleri, tecavüzcüleri salıveriyorlar. Onların arkasında duruyorlar. Tecavüzcü uzman çavuşu ve diğerlerini koruyorlar. Biraz önce yanlış anons etmiştim, şimdi tekrar anons edeyim. Hakkı Özdal Gazete Duvar'da yazmış. Bir otoportre, gaz, fetih ve kızıl elma üzerinden iktidarın politikalarını masaya yatırmış. Birlikte bakalım.
Rejimin bir tür propaganda bakanlığı olarak çalışan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı ve geçtiğimiz günlerde dolaşıma giren Kızıl Elma temalı video, rejimin haleti ruhiyesini bir otoportre gibi yansıtıyor. Bu film, bugünkü rejimin tarihe ve günümüze bakışına, içinde bulunduğu ve davranışlarını yönlendiren ideolojik, kültürel ve ruhani çerçeveye dair bir otoportre gibi okunabilir. Ayasofya müsameresiyle açılan perde, Doğu Akdeniz gerilimi olarak özetlenen süreçte daha somut araçlar ve amaçlarla sürüyor, içeride ve dışarıda. Ekonomik olarak artık kronikleşmiş bir büyük kriz içinde olan, bu konuda gerçekçi bir çözüm üretme kapasitesi bulunmadığı görülen rejim, kendisi için ölüm kalım meselesini tüm ülke için ölüm kalım meselesine çevirmeye çabalıyor. Trump iktidarına süreceği temennisinden Almanya-Fransa rekabetinden medet ummaya uzanan bir hatta dizilen beklentiler tüm ülkeyi ateşe atabilecek bir risk yatırımına dönüşüyor. Ve anlaşılıyor ki Türkiye'yi yönetenler sonuçları ne olursa olsun bu riski almayı kendi çıkarlarının zorunlu bir sonucu olarak göze alıyor. Yakın tarih, kendi ikballeriyle maceraperest hayallerini ülkenin kaderi haline getiren vatanperverler ve onların yarattığı yıkımlarla dolu. 1915'te Çanakkale'de çocuk askerler ölürken İstanbul'daki Kızıl Elmacı savaş baronları Viyana şekerlerini, Alman postallarını kara borsada satarak servet büyütüyor, çoktan yitirilmiş bir savaştan bir Turan ülküsü uydurmaya çalışıyordu. Bugün mesele bu baronlara savaş isteyen, çıkarını savaşta ve gerektiğinde çocuk askerlerin ölümünde gören sermaye ve bürokrasiye şimdiden itiraz edebilecek bir direnç oluşturmakta sanki. Bu haftanın son köşe yazısı Yeni Özgür Politika gazetesinden Dilzar Dilok yazmış. Soykırım rejiminin tüm uygulamaları tecavüzcüdür diyerek geçtiğimiz haftada çokça tartışılan tecavüzcü askerler ve bunun karşısındaki devlet politikasını gazetedeki köşesinde yazmış. Birlikte ona da bakalım. Türkiye Cumhuriyeti tecavüzü, tacizi, büyük vurgun ve yolsuzlukları meşrulaştıran, haklı gösteren ve yapanı savunan bir ülke haline geldi. Kürdistan'a yapılan saldırılar ve tecavüz konusu gündemdeki yerini koruyor. İpek'in ölümü de vehameti açık eden bir durum oldu. Tecavüzcünün peşine düşmek, gündem oluşturmak, tepki göstermek için İpek'in ölmesi mi gerekiyordu? Neden İpek ölmeden önce bunca tepki gelişmedi, tecavüzcü asker tutuklanmadı? Neden İpek öldükten sonra gündem olunca biraz tepki gelişti ve bu tecavüzcü asker hemen ordusunun kucağına, peygamber ocağı kışlasına koştu? İpek neden İE idi de öldükten sonra İpek Er oldu? Jin, Jiyan, Azadi sözünün derin anlamı daha da belirginleşiyor. Milyonların göz önünde bir İpek, bir askerin tecavüzüne uğradı, ardından adını kaybetti, İE oldu, yüzünü kaybetti. O toprağın altına gizlendikten sonra, yani ölüp yok olduktan sonra yüzü görüldü. Eğer bu olay Kürdistan'da değil de başka bir ülkede yaşansaydı, abisinin polis olması, İpek'in ordu mensuplarıyla girdiği ilişkinin düzeyini göstermekle alaka kurulmayabilirdi. Bu anlamda soysuzun abi polistir, cenaze bizimdir demesi, tecavüzün ölü beden üzerinden tekrarlanmasıdır. Soysuz bakan, biz kavramını kullanarak kamuya mal etmeye, ensiz durumu kollektifleştirmeye çalışmaktadır. Bu yolla kendi kirli yüzünü de gizleme çabasındadır. Biz dediği devlettir. Kürtlerin derdi var. Kürtler bu hem sizden olma, hem tecavüze uğrama, hem sahiplenme durumunu kabul etmiyor. Soykırımcı Türkiye Cumhuriyeti ezel ebed bir anti-Kürt rejimidir. Bu anti-Kürt rejimi karşısında Kürtlerin varlık ve özgürlük sorunu yakıcıdır. Nasıl var olduğunu anlamayacak düzeye getirmiş bir toplumun varlık sorununu fark ederek bunun karşısında sorunu gidermenin arayışına ve mücadelesine başlaması zordur. Önder Apo'nun önderliğini yaptığı ve Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi'nin yaptığı da bu zoru başarmaktır. Bir medya manşetin sonuna daha geldik. Gazeteci arkadaşımız Necmettin Salaz ile Güney Kürdistan'daki gazetecilere dönük baskıları ve gazeteci arkadaşımız Hicran Urun ile sınırlardaki yaşamı konuştuk. Önümüzdeki hafta benim yerime bir başka gazeteci arkadaşımız Mahir Üzmez programı sunacak. Yeni yayın dönemine bakalım. Ondan sonra ben yine sunacağım ama bakalım belki yeni yayın döneminde de arkadaşımız sunmaya devam edebilir. Bir haftalığa mahsus sizlerden izin istiyorum. Görüşmek üzere.